Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Şimdi yayından önce değerli konuklarımızla sohbet ederken Gaziantep'te hava sıcaklığı yahut da hissedilen derece 70 dereceyi buluyor mu dedim. Güldüler tabii ki, o kadar değil ama dediler hani 40 dereceyi bayağı bir aşıyor. Hani İstanbul böyleyse kim bilir Gaziantep nasıldır, o baptan sordum. Efendim değerli konuklarımız güzel bir üniversitemiz, Güzide Üniversitemiz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden geliyorlar. Şimdi Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile bir gönül bağım var. Kuruluşundan beri 14-15 yıl oldu sanırım kuruldu geçen süre. Kalitesiyle, fiziki olanaklarıyla, yaptıklarıyla, Ar-Ge'siyle hakikaten benim için çok değerli üniversitelerin başına geliyor. Hepsi benim üniversitem ama kuruluşundan beri birlikte olduğumuz için gerçekten Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin şeyi çok farklıdır. Değerli konuklarımız, Hasan Kalyoncu Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Sayın Gülden Gümüşburun Ayalp hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Diğer değerli konuğumuz yine Hasan Kalyoncu Üniversitemizin Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Yiğit Alkan hocamız da bizlerle birlikte. Şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. 14-15 yıl oldu ama bu 14-15 yılın içine o kadar çok şey girdi ki hani kuruluş aşaması, gelişmesi, fiziki olanakları, kalitesi ve 14-15 yıla çok şey sığdı. Halbuki üniversite açısından 15 yıl çok kısa bir süredir. Tabii. Evet. Biz 15 yıllık genç bir üniversiteyiz. Evet. Zaten 50 yıla kadar üniversiteler genç olarak evet. adlandırılıyor. Tabii üniversitenin içinde bulunduğu şehre katkısı, şehrin üniversiteye ve bölgeye hatta katkısı. Hatta bölgeye değil mi? Yatsınamaz bir gerçek. Biz nasıl bir şehirdeyiz? Tarihi İpek Yolu üstünde medeniyetlere ev sahipliği yapan, sanayinin ve kültürel mirasının tam ortasında bulunan bir şehriz. Öncelikle bu konumdan ve eğitim sevdasından yola çıkan kurucumuz merhum Hasan Kalyoncu'nun 2008 yılında eğitim sevdasıyla kurduğu bu üniversitede 15 yılı arkamıza aldığımızda ne yaptık, nereye geldik diye baktığımızda şu anda 9 fakülte, bu sene açılan 3 yeni programımızla 36 programımızla. Hangi programlar açıldı bu yıl? Bu yıl turizm işletmeciliği programı açıldı. Turizm fakültesi çatısı altında bankacılık ve sigortacılık programı ve meslek yüksekokuluna bağlı mahkeme hizmetleri, mahkeme ömrü hizmetleri. Bunlar tabii ki hep bir araştırmanın neticesinde açılan bölümler değil mi? Yani sektörün ihtiyacı olan bölümler. Tabii ki hem yeni hem de güncel olan bölümler. Üniversitemiz zaten bu sene, aynı zamanda geçtiğimiz sene turizm fakültesini kazandırdı. Yatay büyümeye çok önem veren bir üniversiteyiz biz. Bununla birlikte dikey büyümeye de çok önem veriyoruz. Tabii bunu yaparken bizim çok önemli bir misyonumuz var. Çalışma ortamına, çalışma hayatına tam entegre, kişiselleştirilmiş bir eğitimle girişimci bireyler, girişimci mezunlar hedefler, mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Gaziantep yapısı itibariyle buna müsait bir kent, öyle değil mi? Öyle. Kendisi çalışkan, kendisi girişimci, kendisi yenilikçi. Dolayısıyla üniversitenin de şehrin de bütünleşmesi gerekiyor. Evet. Tabii sanayi de bizim şehrimiz için çok önemli. Evet. Bizim sanayiden beslendiğimiz kadar bizim de sanayiyi beslememiz lazım bir üniversite olarak. Bu noktada yaptığımız uygulamalı araştırmalarla sanayiye öncülük ve kılavuzluk etmeyi hedefliyoruz. Tabii bu kadar emek yoğun bir çabanın ortasında öğrencilerimiz var. Hep odağımız öğrencilerimiz. Bu 15 yıldan beri bu şekilde oldu. Tabii bu noktada da başarılarımız kaçınılmaz oluyor. Birkaç tanesinden bahsetmek isterim. Türkiye Üniversiteler Memnuniyet Araştırması'na göre çok güzel bir noktaya değindiniz. Notlarımın da arasında devam edin, sonra ben soracağım. Bunlar tabii bizim geleneksel başarılarımız. Bu sene, geçen sene olan değil. Hem rektör aşamasında hem üniversite aşamasında. Evet. A kategorisinde bir üniversiteyiz. Diğer 5 üniversite gibi. Bununla birlikte memnuniyette, öğrenci memnuniyetinde 3. sıradayız. Ama bu gelenekselleşmiş bir hal aldı. Evet. Yani sadece bu yıl değil, geçtiğimiz yıl araştırmalarda da o şekildeydi. Evet. Yani aslında tesadüfi değil bu başarının bir göstergesi. Tabii TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçilik Endeksinde 8. sıradayız, geçmiş yıllarda olduğu gibi. Sözünüzü keseceğim. Sevgili gençler,
Üniversite tercihleri yaparken tabii ki internetten araştırma yapacaksınız. Bu başlangıç olsun yeterli değil. Tabii ki ziyaret edeceksiniz. Bunu da yapacaksınız. Ama bunlar da değil. Bu değerli hocamın arz ettiği araştırmalar var ya, TÜBİTAK'ın, işte diğer üniversite memnuniyet anketi gibi, girişimcilik anketleri gibi. Bunları da lütfen dikkate alın. Tercihlerinizi yaparken bunlar da son derece önemli kriterler. Evet. Bunlar aslında başarıların kesinlikle ve çıktıların birer somut göstergesi ve bağımsız göstergesi. Bu sene farklı olarak çok önemli bir araştırma geliştirme başarısına imza attı Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Times Higher Education 2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kategorisinde sağlık ve kaliteli yaşam alanında sıralamaya girdi Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Bu araştırma geliştirme noktasında bizim için çok önemli. Çok. Hem öğrencilerimizi hem akademisyenleri motive eden bir başarı oldu. Şimdi esprili söyleyeceğim, yanlış anlaşılmasın. Bütün fakülteler tabii ki değerlidir ama sizinki gastronomi ve mutfak sanatları deyince, bir de Gaziantep olunca tabii ki hani mükemmel bir birliktelik olmuş. Neler söyleyeceksiniz? Sadık Hocam, tabii ki az önce Gülden Hocam'ın da bahsettiği gibi Gaziantep çok kadim bir şehir. Binlerce yıl boyunca yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde kendi mutfak kültürü zaman içerisinde gelişmiş. Gaziantep'e günümüzde kendi mutfak kimliği olan bir şehir diyebiliriz. Nitekim üniversitemiz bünyesinde güçlü bir teknik altyapı ve akademik kadro ile birleşen bu kültürel birikim bizim için üretim ve tüketim sürecinin eş zamanlı gerçekleştiği gastronomi sektöründe önemli bir done sağlıyor. Bu açıdan üniversitemiz bünyesinde gastronomi bölümünün olması bizim için çok kıymetli. Şimdi Gülden Hocam, hani dikey ve yatay gelişmeye önem veriyor ama artık dikey gelişmesine neredeyse tamamladı Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Artık yatay şeye, kaliteye son derece ağırlık veriyor, önem veriyor. Burada fazla öğrenci almıyor zaten Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Ve aldığı öğrencilere de verdiği burs olanakları son derece fazla. Gerek hani başlangıçta, gerekse hani daha sonradan başarılı olan öğrenciler. Evet. Biz 2024-2025 eğitim yılında 1754 öğrencimizin Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailemize katılmasını bekliyoruz. Tabii bursluluk oranlarında öğrencilerimizin yarısı burslu okuyor. Fakülteden fakülteye değişiklik göstermekle birlikte her 4 öğrencimizden bir tanesi de tam burslu okuyor. Çok güzel. Tabii bu oranlar bizi bursluluk oranının sıralamalarında da 9. sıraya taşıyor. En yüksek bursluluk sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında. Bununla birlikte az önce sizin de bahsettiğiniz gibi öğrenci eğitim hayatına ücretli olarak başlasa bile biz çok başarı odaklı ve başarıyı ödüllendirmeyi seven bir üniversiteyiz. Bir akademik yılın sonunda genel not ortalamasının 3,5 ila 4 arasındaki kademesine göre %25, %50, %100'e kadar çıkan burs olanaklarından faydalanabiliyor. Tabii biz sadece eğitime, öğretime odaklanan bir üniversite değiliz. Bizim araştırma geliştirmemiz var. Bizim sanat, spor kollarına da çok önem veren bir üniversiteyiz. Sanat, spor, kültür burslarımız söz konusu. Milli sporcularımız... O yeni spor kompleksi tamamlandı herhalde. Evet, tabii. Gösteri Sanat Merkezimiz bölgede ilk 3000 kişilik. Çok güzel sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte çok güzel etkinliklerimize ev sahipliği yapıyor. Mezuniyet törenlerimize, açılış törenlerimize. Bu noktada da sporcu bursumuzdan milli sporcularımız, şampiyon öğrencilerimiz, dünya Avrupa şampiyonu öğrencilerimiz yine faydalanabiliyor. Ve üniversitesinin üstüne bu kadar titreyen, önem veren bir mütevelli heyeti ender bulunur. Ama sadece mütevelli heyeti değil, rektör de dahil, öğretim üyeleri de dahil ve öğrenciler de dahil. Yani orası bir hakikaten hani aile denilir ya, hani üniversitenin bünyesi ve aile gibi. Şimdi sektörle işbirliği dedik. Peki yabancı öğretim üyesi ve yabancı öğrenci sayısında da bölge itibariyle birçok merkez konumunda. Evet. Tabii Gaziantep'in konumu
ve üniversitenizin belirlemiş olduğu, benimsemiş olduğu stratejiler gereği bizim şu anda 24 farklı ülkeden 497 yabancı öğrencimiz var. Tabii bu üniversitenin öğrencileri için, yerel öğrenciler için çok farklı bir etkileşim, çok farklı bir dirsek teması sunuyor. Uluslararası öğrenci ve uluslararasılaşma demişken üniversitemizin uluslararası işbirliklerinden de bahsetmek gerekiyor bu noktada. Hasan Kalyoncu Üniversitesi uluslararası işbirliği ve temaslarıyla da oldukça ön plana çıkan bir üniversite. Memorandum of Understanding ve Erasmus Plus programları kapsamında dünya genelinde yaptığı 80 anlaşma ile her yıl en az 60 öğrenciye hibe desteği vererek öğrencilerimize dünyanın kapılarını aralıyoruz. Uluslararası akreditasyona sahip olan üniversitemiz yeni ve evrensel görüşlere açık, farklı kültürlerle iç içe geçen mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Tabii bu noktada üniversitemiz uluslararası işbirlikleriyle ön plana çıktığı gibi ulusal işbirlikleri ve öğrencilerini iş hayatına hazırlama noktasında da oldukça etkin ve verimli modeller uyguluyor. Bu modellerin başında Cooperative Education dediğimiz COOP uygulaması yer alıyor. Üniversitemizde İletişim Fakültesi, mühendislik fakültelerimizin tüm bölümleriyle İktisadi ve İdari Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakültemizin İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde COOP uygulaması uygulanmakta. Nedir COOP uygulaması? Öğrenciler 3,5 yılda yani 7 dönemde alması gereken derslerin hepsini tamamlayıp son yarı yıllarında, son dönemlerinde mesleğin içerisinde birebir mesleği deneyimleyerek mezun olmaya hazırlanıyorlar. Bu noktada Hasan Kalyoncu Üniversitesi çok prestijli kurumlarla yapmış olduğu protokoller sayesinde öğrencilerini bu kurumlarda mesleği deneyimlemeye yönlendiriyoruz. Ve öğrenciler bu sayede iş hayatlarına daha kolay adapte olabiliyorlar. Tabii ki bunlarla da sınırlı değil. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Hasan Kalyoncu Üniversitesi tüm fakülte ve bölümlerinde kişiselleştirilmiş ve uygulama ağırlıklı eğitim veren bir üniversiteyiz. Bu noktada Kalyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sağlık bilimleri alanındaki öğrenciler için sanal mahkeme stüdyoları, hukuk fakültesi bölümündeki öğrenciler için. Özel çizim salonlarımız, atölyelerimiz, benim de üyesi olduğum Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri için, mühendislik laboratuvarlarımız gibi uygulama alanlarımızla öğrencilerimizi meslek hayatına birinci dereceden başrol oynayarak hazırlanmalarını sağlıyoruz. Son olarak nitelikli bir eğitime ek olarak adayların tercih ettikleri meslekte gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri kişiselleştirilmiş bir eğitim modeliyle 7/24 canlı bir kampüs ortamında edinerek meslek hayatına bir adım önde başlamak isteyen tüm öğrencileri Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne ailemize katılmaya bekliyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.